Amen.
Kur'an'la mübarek kılınan ve bünyesinde birçok ibadeti barındıran Ramazan ayı bir ibadet ve tefekkür ayıdır. Peki ibadetler açısından Ramazan ayı nasıl değerlendirilmeli? Peygamberimizin Ramazan ayları nasıl geçerdi? Konuyla ilgili merak edilenleri Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Halil Kılıç birazdan Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Hayırlı sabahlar kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir sabah daha yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz biz efendim. Ümit ediyoruz ki sizler için de öyledir. Hepiniz Diyanet TV'ye, ekranlarınızın başına Yeni Güne Merhaba'ya hoş geldiniz efendim. Bugün sizler için yayınımızı eserimizle açtık. Çok güzel iki eseri bağladınız değil mi? Evet. Ali Osman Bey, hoş geldiniz. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizi izleyen tüm izleyenlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi kıymetli ekip arkadaşlarım adına gönderiyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Teşekkür ediyoruz biz de. Peki böyle çok güzel iki eser dedim. Yunus Emre Güfteleri'ydi sanırım, evet. Değil mi? Yani Yunus Emre bizim kültürümüzde, öz kültürümüzde gerçekten hem Türkçenin doğru kullanımı, düzgün kullanımıyla alakalı bize geniş yollar açan en büyük divan edebiyatı nasıl diyelim şairlerimizden, belki Türk musikisinin şu elimizdeki güfte külliyatını böyle bir düşünsek belki %60-70'i galiba bizim Yunus'umuzundur. Allah ondan bin bir kere razı olsun. Amin. Mekanı cennet olsun. Bize gerçekten o kadar güzel eserler bırakmış ki 13. yüzyılda yaşamış bir zat, ama bakıyoruz ki hala devamında yüzlerce yıldır hamdolsun hem güzel Türkçenin kullanımını bize göstermiş, hem de aynı zamanda bize yüzyıllardır gönüllerimizi mutmain eden, gönüllerimizi dinlendiren bize eserler bırakmış. Allah ondan bin bir kere razı olsun. Ne de güzel yapmış. Biz de bugün, evet, hala sizlerin icrasıyla, seslendirmesiyle bu güzel sözleri duyabiliyoruz, dinleyebiliyoruz. Ne, evet, mutlu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Yayınımız boyunca bizimle birlikte olacaksınız. İnşallah, tabii yine, ki. Evet, yine birbirinden güzel eserler dinlemeye devam edeceksiniz efendim bugün yayınımız boyunca. Ali Osman Alaca Beyefendi ve ekip arkadaşları bizlerle birlikte olacaklar. Peki günün konusu ne olacak? Ramazan efendim. Ramazan'ı konuşacağız, ibadet ayı oluşunu konuşacağız bugün inşallah yayınımızın sonuna kadar. Malum Ramazan günleri ilerliyor, 6. güne ulaştık. Günler böyle çok hızlı geçecek ve biz yine nasıl geçtiğini anlamayacağız yüksek ihtimal. O yüzden günler içerisinde ne kadar çok Ramazan'ı konuşsak, ne kadar çok kendimize oruçlu olduğumuzu hatırlatsak, değişim dönüşüm geçirmek üzere bu günleri geçirdiğimizi hiç aklımızdan çıkarmasak çok daha iyi olacak diye ümit ediyoruz, inanıyoruz. O yüzden bizler de bugünlerde bu konu başlıklarıyla çoklukla ekranlarınızda olacağız inşallah. Peki bugün konuğumuz kim olacak? Bugün konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Halil Kılıç hocamız olacak. Kendisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk İknur Hanım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Rabbimize binlerce kez hamdolsun. Bizi bir Ramazan'a daha buluşturdu. Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az. Elhamdülillah diyoruz. Binlerce kez elhamdülillah. Ne kadar. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten hani bence birçoğumuz için öyle. Bence gerçekten Ramazan girince sadece böyle ruhlarımıza, bedenlerimize değil, bence coğrafyamıza da bir sükunet geliyor. Elhamdülillah. Sanki. Değil mi hocam? Elhamdülillah. Ramazan'ın bereketi. Kesinlikle öyle. Hakikaten o başka bir ruh haline bürünüyoruz hocam hepimiz ve çok bu bence hep birbirimize yansıması da çok iyi oluyor sanki. Ramazan'da ilahi bir tılsım var. Değil mi hocam? Yani hayatımızın her alanında ilahi dokunuşlar var, evet. Ama Ramazan'da bunu daha çok hissettiğimiz için o dediğiniz sükunet, o yüzden hem ülkemize hem şehrimize hem bütün İslam coğrafyasına bu sükunetin kaynağı aslında o ilahi tılsım, ilahi dokunuşu her hücremize kadar hissedişimizdir. O ilahi dokunuşlar hayatımızın her alanında Ramazan'dan önce de vardı. Tabii Ramazan'da daha yoğun bir şekilde var ve biz bunu hissediyoruz artık. Hissettiğimiz için de hayatımıza yansıyor. Ve gerçek Ramazan zaten böyle olmalı. Böyle olmalı. Evet. Bunu hissedebilmeliyiz yani. Biz özel bir aya girdik, özel günler içerisindeyiz. Rahmetin, mağfiretin tabiri caizse böyle yağmur olup yağdığı bir aydayız. Bunu her an hissetmeli ve hocam böyle hani gençlerin bir şeyi var ya, tabiri var ya böyle bonus toplamak diye, pointleri toplamak diye. Gerçekten bu öyle bir ay gibi değil mi hocam? Kesinlikle Ramazan, tabii Müslüman olmak zaten başı başına güzel bir nimet. Müslümanın yaptığı, iman sahibi olan bir kişinin, bir müminin yapmış olduğu bir ibadet zaten bonusludur. Yani müminin
her hali güzeldir buyuruyor Efendimiz. Başına bir bela, musibet, sıkıntı gelse sabreder, o onun için nimet olur. Bir iyilik yapsa o onun için şükreder, yine bu onun için iyilik, güzellik, sevap vesilesi olur. Bir iyilik düşünür yapmaz, onun için iyilik, güzellik, sevap vesilesi olur. O iyiliği yapar, 10 katından 700 katına kadar mükafatlı bir şekilde o onu yansıtılır. Ramazan'da bu daha da katlanarak, yani normal hayatta, normal Ramazan'ın dışında zaten 10 katından 700 katına kadar katlanarak yazılıyordu amel defterimize. Şimdi Ramazan'da o katlar da daha da katlanmaya başlandı. Hatta o kadar katlanıyor ki bilemiyoruz. Ne kadar katlandığını bilemiyoruz. O yüzden oruç için Rabbimiz, yani bir kutsi hadiste peygamberimiz bize bildiriyor. Kulumun her yaptığı amelinin bir karşılığı vardır. Bir derecesi, mükafatı vardır. 10 katından 700 katına kadar ona verilir. Ama oruç böyle değildir buyuruyor. Oruç bunun karşılığını sadece Rabbimiz biliyor. Bizim samimiyetimize, ihlasımıza, orucu tutuşumuza, orucun bizi tutuşuna bağlı olarak onun mükafatını cennete girdiğimizde, o Reyyan kapısından girebilirsek o zaman anlayıp idrak edeceğiz inşallah. İşte asıl o puanların ne kadar çok olduğunu orada idrak edeceğiz, ya, fark edeceğiz inşallah. İnşallah hocam. Peki şimdi Halil hocam, Ramazan dediğimizde, şimdi biz konu başlığımıza ibadet ayı Ramazan dedik. Şimdi Ramazan dediğimizde ne geliyor bize? Hani dedik ya, işte böyle bir sükunet geliyor, biz çok böyle özel günlerin içerisindeyiz, vakitler çok kıymetli, hepsini hani böyle idrak etmeye çalışıyoruz ama nasıl bir ay? Neden böyle bir ay bizlere lütfedilmiş? Oruç nasıl bir ibadet? Şöyle genel başlıklar halinde neler söylersiniz bize? Evet, Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Az önce sorunuza direkt giriş yaptım. Ben bizi izleyen kardeşlerimizin Ramazan'ını bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah feyizli, bereketli bir program yapmayı, hem bize anlatmayı, onlara da anlamayı ve hayatımıza hep beraber aktarmayı Rabbim nasip eder inşallah. Evet, Ramazan tarifi gerçekten mümkünü, yani bunu izah etmeye çalışsak ciltler dolusu kitaplarla ancak izah edebileceğimiz bir konu Ramazan'ın güzelliği. O yüzden Efendimiz daha Şaban ayının son gününde böyle Ramazan gelmeden ashabını toplar, onlara bir Ramazan konuşması yaparmış ve yapmış. Kaynaklarımızda Efendimizin uzunca bir hutbesi var. Ramazan girmeden evvel Ramazan'a dikkat çekici, ashabın, o sahabenin kendisini toparlamasını sağlayacak, Ramazan'ın diğer aylardan farklı olduğunu idrak etmelerini sağlayacak bir giriş konuşması yapar. Ramazan'a giriş konuşması yapardı Efendimiz. Bu konuşmasından birkaç cümleyi ben aktarmak istiyorum. Bir tanesi, Efendimiz buyuruyor ki Ramazan evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olunan bir aydır. Burada yaptığınız ibadetlerin sevabı ve mükafatı katlanarak sizin amel defterinize yazılır. Yine o konuşmadan olan bir metin. Yine Efendimiz burada, bakın burada işverenlere sesleniyor. Emrinizin altında çalışan iş yükünü, kişilerin iş yükünü hafifletin. Onların iş yükünü hafifletmeniz sizin cehennemden azat oluşunuzdur. Bakın ben Ramazan'da neler yapabilirim diyen kardeşlerimize pek çok şeyler söyleyebiliriz. Ama burada belki de ilk olarak işveren kardeşlerimize, evet hayat devam ediyor. Hayat tabii mecrasında devam edecek. Tembellik hayatımızda Ramazan öncesinde olmadığı gibi Ramazan'da da işgal etmeyecek. Hayatımızda yer bulamayacak tembellik. Ama Ramazan'da özellikle oruç ibadeti ister istemez bir bedende zayıflığa neden olabilir. Burada ağır iş gücünde çalışan kardeşlerimizin iş yükünü hafifletme noktasında biz işveren kardeşlerimize buradan Efendimizin tavsiyesini aktarmış olalım sadece. İnşallah bizi dinlerler ve kardeşlerimizin iş yükü noktasında onlara gerekli kolaylığı sağlayarak oruç ibadetini ve Ramazan'ı daha haz alacak bir şekilde yaşamalarına katkı sağlarlar. Bakın onlar oruç tutacak, işveren kardeşimiz onlardan gelen sevaplardan cehennemden azat olacak. Cennetin belki de baş köşesinde ağırlanacak. Yaptığınız bir güzel davranış sizin ahiretinizi, ahiretteki makamınızı, mevkinizi etkileyecek bir durumda. Şimdi az önce okuduğumuz hadiste, yani Efendimiz cennetin, özür dilerim, Ramazan'ın evvelinin rahmet olduğunu, şu an rahmet günlerindeyiz. Yani ilk 10 günü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olarak nitelendirilir. Şimdi bu hadis
hep merak edilir. Ya tam olarak neyi ifade evet. ediyor bu hadis diye. Bir de üçe bölüyor ayı hocam. Evet ayı üçe bölmüş de. Oluyor. Öncelikle bu hadis nasıl anlaşılmamalı? Onu anlatmak Buyur. İsterim. Çünkü eksik anlaşılabiliyor. Evveli rahmet deyince sanki ortası ve sonunda rahmet yokmuş gibi. Ortası mağfiret deyince başında ve sonunda evet. sanki mağfiret yokmuş gibi. Veya sonu cehennemden azat olma deyince sanki baş tarafında cehennemden azat oluş yok gibi. Değil. Ramazanın ilk günü öyle bir hayır hasenat yaparsınız ki, öyle bir güzellik yaparsınız ki, bir fakire öyle bir dokunuşta bulunur, onun ihtiyacını yani öyle bir giderirsiniz ki, o sizin daha ilk gününde Ramazan'a ayak bastığınız ilk saatlerde, ilk dakikalarda sizin cennetiniz olur, cehennemden azadınız olur. Bu Ramazan'ın bütün günlerinde vardır zaten ama belli günlerde yoğunlaşmıştır. Hmm. Rahmet ilk günlerde yoğunlaşmıştır. Mağfiret o ikinci 10 günde cehennemden azat oluştu, o son günlerde yoğunlaşmıştır. Hmm. Bunu o rahmetin, ben besmele aklıma geliyor rahmet deyince. Çünkü Yüce Rabbimiz kendisini ilk olarak besmele ile tanıtıyor. Hmm. Şimdi bir tanışma faslı olsa, bir kendinizi tanıtın denilse bize hemen işte, şu memleketliyiz, şurada doğduk, şu okulları bitirdik diye bir kendimizi evet. tanıtmaya başlarız. İlk aklımıza gelen veya öne çıkan özelliğimizi hemen orada bizi tanımak isteyenlere aktarırız, kendimizi tanıtırız. Rabbimiz kendisini tanımak isteyenlere ilk olarak Bismillahirrahmanirrahim kendisini ilk böyle tanıtıyor. Çünkü ben Rahmanım diyor, ben Rahimim diyor. Merhameti kendime farz kıldım, vacip kıldım, merhameti kendime kuşandım. Bu şu demektir aslında. Kul hiçbir şey yapmadan rahmeti aslında Allah ona gönderiyor. Hayatımızın her alanını rahmet kuşatmış. Ramazan'a girdiğimizde daha hiçbir şey yapmayalım. Elimizi daha hiçbir şeye atmadan Allah'ın rahmeti akmaya başlıyor. Yani ilk günlerin rahmet olması demek daha bizden bir şey gelmeden şey Allah'ın rahmetini göndermesi demek. Hocam zaten böyle bir ayın bile olmuş olması, bize lütfedilmiş olması bile aslında başı başı rahmetin rahmet. Şey değil mi hocam? Kesinlikle. Yansıması. Yani Rabbimiz bizi affetmenin fırsatını önümüze sunuyor. Ben sizi affetmek istiyorum diyor. Önümüze bahaneler koyuyor işte. Bazen cumayı koyuyor, bazen bayramı koyuyor. İşte bazen yılda bir bu şekilde önümüze Ramazan'ı koyuyor. O yüzden rahmet, ilk günleri rahmettir. İkinci 10 günde artık o rahmeti elde etmek için gayret edenler mağfireti de elde ediyor. Hmm. Yani Allah rahmetini sağanak sağanak indiriyor. Kimisi o rahmete kucak açıyor, kimisi o rahmete kapılarını kapatıyor. O rahmete kucak açanlar ikinci 10 günde mağfireti de elde ediyor. Hmm. Ve neticede işte rahmetle mağfiretle kuşanan bir kul, onun makamı bellidir, cennettir. Onun cehennemde artık işi yoktur ve onu doğrudan cehennemden azat ederek cennetteki en güzel makamlara, mevkilere Yüce Rabbimiz konumlandırıyor. Bu hadisi böyle anlamak lazım. Bir başka türlü yine anlayabiliriz. Affın çeşitli sebepleri var, yöntemleri var. Hepimiz günahkarız, günah işiyoruz. Rabbimiz rahmet eder, günahımızın üzerine bir çizgi çizer. Ama gözükür. Yani veresiye defteri gibi üzerine çizgi çizilmiştir ama altında ne aldığınız, ne kadar borç olduğu yazılıdır. İlk günlerde öyle çizgiler çizilmeye başlanır günahlarımıza. İkinci 10 günde mağfiret silgiyle silinir. Yani artık çizgi çekmek yetmez. Silgiyle silinir. Orada ne vardı görülmez bile. Siz bile hatırlamazsınız. Amel defterinize baktığınızda üzerinde çizgiler olan günahlar görülür. Aha. Silinmiştir aslında, affedilmiştir. Allah onun hesabını sormayacağım demektir. Hı hı. Ama bir de hiç sizin de görmediğiniz şeyler vardır. Boş kalmış, orada bir şeyler silinmiş ama siz bile bilmiyorsunuz. Siz bile unuttunuz. Siz bile unutmuşsunuz. Öyle bir tövbe etmişsiniz ki, öyle bir yönelmişsiniz ki Allah'a, Allah size bile unutturmuş. İşte bu mağfirettir. Ve bunun neticesi de işte cennettir. Cennetteki en güzel makamı, mevkiyi Rabbimiz tarafından onun ihsan ve lütfuyla bize bahşedilmesidir. Yani Ramazan'ı bu güzellikleriyle anlamak, bu güzellikleriyle yaşamak, bu güzellikleriyle karşılamak en güzel olacaktır diye düşünüyorum İlknur Hanım. İnşallah hocam, çok güzel aktardınız hadis-i şerifin açıklamasını. Ağzınıza sağlık diyorum. Şimdi de şöyle devam edelim istiyorum. Şimdi Ramazan dediğimiz bir aydan ibaret. Evet. Kalan 11 ay var.
Doğru. Mesela yıla böleceksek biz hani evet. her işte 11 ayda bir yeniden gelmesini düşüneceksek. Şimdi bu bir ayda neler oluyor, biz neler yapmalıyız? Nasıl bir farkındalıkla ya da o geçen 11 ayı nasıl geçirdik diye düşünerek mi? Ya da gelecek 11 aya dair planlamalarak yaparak mı? Ramazan'la o kalan diğer 11 ayın ilişkisi nasıldır? Öncelikle Ramazan'a daha girmeden biz kendimizi Ramazan'a hazırlamaya başladık zaten. Efendimizin duasıyla hazırlamaya başladık. Recep ayı girer girmez. Allahümme barik lena fi Recep'in ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı, bereketle eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır, kavuştur diye Recep ayı girer girmez zihnen bir hazırlık yapmaya başladık. Ramazan yaklaştıkça işte bu niyetimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Ben bu Ramazan'ı nasıl geçireceğim? Ben bu Ramazan'ı Ramazan'ı razı edebilecek şekilde geçirebilecek miyim, geçiremeyecek miyim diye aslında daha Ramazan gelmeden bu niyetimizi pekiştireceğiz, tazeleyeceğiz. Niyet temizliği yapacağız. Evet. Şimdi hanımlar bayram temizliği yapar. Ramazan yoğunluk olacağı için Ramazan temizliği yapar. Belli özel günlerde temizlik yaparlar. Ramazan'da da temizlik yapacağız, niyet temizliği olacak. Niyetimizi temizleyeceğiz. Halis, tertemiz bir niyetle ben bu Ramazan'ı düzgün bir şekilde idrak edeceğim düşüncesiyle bir defa Ramazan'a girmek gerekiyor. Başarındayız. Daha hala niyet temizliği geçmiş değil. Daha Ramazan'ın o ilk günlerindeyiz. Başka. Hiçbir şeyi kaçırmış değiliz. Niyetimizi hala düzeltebiliriz. Bugüne kadar bu 5 gün geçti, 6. gündeyiz. Kalan günlerimizi daha iyi nasıl yaşayabiliriz, nasıl Ramazan'ı biz daha çok razı edebiliriz düşüncesiyle planlar, programlar ve kesin kararlar vererek Ramazan'ı bu şekilde bir defa bir ön hazırlık, zihni bir hazırlık yapmak gerekiyor. Akabinde şunu düşünmek gerekiyor İlknur Hanım, 11 ayı geçirdik, bu Ramazan'a ulaştık. Bu bizim son Ramazan'ımız olabilir. Geçen sene Ramazan'da bizle beraber olan pek çok kardeşimiz vardı. Şu an bizle beraber değiller. Rabbim onlara rahmet eylesin. Vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Biz de seneye arkamızdan belki bizim de rahmet okuyacaklar, bilemiyoruz. Bu son Ramazan'ımız olabilir. Bir daha elimize böyle bir fırsat gelmeyebilir. Öyleyse son vedalaşmanın tonu, kıvamı farklıdır. Bunu son bir veda gibi aslında. Bir daha kavuşamayacağımız bir Ramazan'mış gibi öyle bir tutar, öyle bir sarılırsak bu Ramazan bizim için daha anlamlı, daha bir kıymetli hale gelecektir. O yüzden Ramazan'a bu gözle bakmak, bu gözle idrak etmek, bu gözle değerlendirmek gerekiyor. Ve bu Ramazan'da neler yapabiliriz? Ramazan ilahi bir programdır. Yüce Rabbimizin bizzat kendi yapmış olduğu bir programdır. Programı yaptı ve kulunun o programa riayet etmesini istiyor. Bu programa tabi Yüce Rabbimiz programı yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de programa ilavelerde bulundu. Mesela sahur. Efendimizin müdahalesiyle bu programa, ilahi programa dahil edilmiştir. Ve sahur sadece ya gün içerisinde uzun süre aç susuz kalıyoruz. Aç susuz kalmayalım, böyle orucu çok zor geçirmeyelim düşüncesiyle yapılan o bir zaman dilimi değildir. Sahur aslında ibadete dinç ve uyanık bir şekilde başlamaktır. O yüzden Efendimiz yani karnınızı iyi doyurun falan demiyor. Bir lokma dahi olsa, hurmayla dahi olsa, bir bardak suyla dahi olsa sahur yapmamızı istiyor. Çünkü sahurda bereket vardır diyor. Bu ilahi programa ayakta, uyanık bir şekilde başlamış oluyorsunuz. Sahurun böyle güzelliği, böyle bir güzel bir yanı var. Bir de o sahurun dua makamı olduğu biliyor. Seher vakti deriz. Seher vakti duaların kabul olduğu vakittir. Herkesin gaflette olduğu an, herkesin uykuda olduğu bir anda biz kalkıyoruz. Niçin kalkıyoruz? Yani dünyevi bir gayeyle de değil. Rabbimiz istediği için, onun ilahi programına riayet etmek, o programa hazırlık yapmak için aslında biz kalkıyoruz. Dualarımızla, teheccüdlerimizle. Normal zamanda hep gaflet halinde olurduk. O yorgunluk, iş, telaş vesaire derken teheccüdleri ihmal edebilirdik, kaçırırdık. İşte elimize fırsat geldi. Zaten kalktınız. Hem dualarınızla hem teheccüdlerinizle o anınızı, sahurunuzu güzelleştirin. Seher vaktini değerlendirin. Bu ilahi programa zinde ve dinamik bir şekilde başlayın demiş oluyor aslında sahur vakti bize. Ve bu sahur vaktiyle beraber orucumuza başlıyoruz. Günün adeta şu an Türkiye'de hesaplamadık 14-15 saatleri buluyor neredeyse aç kaldığımız. Bu kuzeye doğru gittikçe kardeşlerimizin oruç sırası daha da süresi daha da uzuyor.
günün bu kadar zaman diliminde aktif ibadet halindeyiz. Bakın biz namazda Rabbimizin huzurunda duruyoruz. Hı hı. 4 rekat mı kıldık, 10 rekat mı kıldık? O kadar zaman diliminde Rabbimizin huzurundayız. Hı hı. Namaz ne kadar güzel bir ibadet, hep deriz. Oruç, o zaman diliminin tamamında biz Rabbimizin huzurundayız. Hı. Yani hocam açım, aç dolanıyorum, bir şey yapmıyorum ki. O aç dolanman Allah'ın huzurunda olman demektir zaten. Çünkü o açlığın, o susuzluğun, o damağının kuruması, aklına yemek isteyip de yememen, içmek isteyip de içmemen, bunlar Allah'ın huzurunda olduğunun bir göstergesi. Allah'ın huzurunda olduğunu bilmesen kenara çekilir, yersin, kimsenin içersin. Görmediği yerde yer içersin. O yüzden Allah orucun karşılığını ben veririm diyor. Çünkü bir insanın namaz kıldığını görürsünüz, oruç tuttuğunu görür, özür dilerim, hac yaptığını, umre yaptığını görürsünüz. Ama oruç tuttuğunu görmezsiniz. Siz dersiniz ki ben oruç tutuyorum. Ne bileyim? Bilemem ki. Hı hı. Ben derim ki ben oruç tutuyorum. Bilemezsiniz ki. Buraya gelmeden yiyip içmediğimi nereden bileceksiniz? O yüzden benim oruç olup olmadığımı bir kişi biliyor. O da Allah. Allah'tan başka bilen yok. En fazla insanlara yalan söylerim. Orucum veya değilim şeklinde yalan söylerim. Böylesine bir ibadet olduğu için de Allah onun ecrini, mükafatını ben vereceğim diyor. Hı. Ve biz o zaman diliminde, oruçlu olduğumuz zaman diliminde ibadet halindeyiz. Aktif ibadet halindeyiz. Bitmiyor. Bakın sahurla daha oruç başlamadan biz aktif ibadete başladık. Oruçla aktif ibadeti sürdürdük. İftarlarla yemek yiyoruz. Yani normal yediğimiz mübah bir eylemdir ibadet. Yani ibadet değildir aslında yeme içme. Ama siz o yeme içmeyi ibadete dönüştürdünüz. Sıradan akşam yemeği artık iftar yemeği oldu. İftar yemeği sizin artık ibadetiniz oldu. Besmele ile başladınız. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Verdiğin nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Hamdolsun verdiğin nimetlere. Bakın yemeğimize böyle başladık. Yani onun sıradan bir yemek olmanın ötesine geçirdik. Bunu bir ibadet olduğunu biz de fark ettik. Hurmalarla başladık veya zeytinlerle başladık. Efendimiz böyle yapmıştır dedik. Su içtik, suyla yemeğimize başladık. Sünnettir dedik, Efendimiz böyle yapmıştır dedik. Velhasıl yemeğimize bile bir program geldi. Evet. Bitti mi? Bitmedi. Akşam namazımızı kıldık hemen yemeğin akabinde. Koştuk teravihlere. Teravihlerle o aktif ibadetimizi sürdürmeye gayret ettik. Hı hı. Ve bu teravihin peşinde bir de böyle o nefsimizi kırıp sahurda okunan ezanlarda camiye gidip cemaatle namazı kılabilirsek, yatsıyı cemaatle kıldık, sabahı cemaatle kıldık, gece de oldu tam ibadet. Uyuyorsunuz ama ibadettesiniz. Bu ne kadar güzel bir şey, bu ne kadar güzel bir müjde. Efendimiz öyle buyuruyor, kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısına kadar ibadet etmiş olur, uyusa bile. Kim sabahı da cemaatle kılarsa gecenin kalan yarısını da ibadetle geçirmiş olur ve 24 saatimizi bu şekilde biz aktif ibadet hayatıyla sürdürmüş oluruz. Bu ne güzel ay. Çok hocam, bu tanım güzel çok ibadet. Güzelmiş ya, aktif ibadet. Mesela şimdi orucu hani yıllardır tutarız ya da oruç ibadetinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz az çok. Ama hep biz hani böyle aman yemeyelim, aman şeyiz, dikkat edelim. Hani sadece hani yememek de değil, belki oruçluyuz. Hani sözlerimize, eyvallah, işte insanlarla etkileşimimize, temasımıza, hepsine dikkat edelim gibi bir bilincimiz var. Ama ben şu an aktif bir ibadet halindeyim. Bunun bilincinde olmak. Namazda olduğum gibi ben şu an Allah'ın huzurundayım. İşte o 14 saat boyunca, 15 saat boyunca. Bu gerçekten sanki içeride bir yerde dönerse o muazzam bir farkındalık olur gibi hocam. Kesinlikle. Çok hoş bir tabir bu. Aktif ibadet, oruç boyunca aktif ibadet halinde olmak güzelmiş. O orucun bizi tutması kısmında da sanki biraz daha böyle sarsıcı olur gibi. Kesinlikle. Yani orucun pek çok hikmeti var. Yani onları da maddeler halinde zikretmek isterim. Bir tanesi budur esasında. Yani biz orucu tutarız veya tuttuğumuzu zannederiz. Ama aslında biz orucu tutmak için gelmemiştir. Oruç bizi tutsun diye gelmiştir. Nereden anlıyoruz bunu? Hemen oruç bize niye farz kılınmış? Ayete baktığımızda Yüce Rabbimiz kitabında, Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler! Oruç sadece size değildi. Sizden önceki ümmetlere de farz kılındı. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de kılındı. Merak ediyoruz. Ya Rabbi neden? Niye bizim aç susuz kalmamızı istersin ki? Leallekum tettekun.
oruç sizi tutsun diye, sizi takvalı kılsın diye, takvalı olasınız diye. Beni her daim aklınızda canlı ve diri bir şekilde tutup oruç da sizi bu şekilde tutsun diye. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Açtığımız zaman bu manalarla karşılaşıyoruz. O yüzden birinci hikmeti oruç bizi tutmak, bizi takvalı kılmak için vardır. Hikmetlerinden bir tanesi budur. Aslında hikmet aramaya da gerek yok. Her şeyin bir hikmeti vardır. Rabbimiz bizden istiyorsa, ya arka planında şu sebepler dolayısıyla oruç tutulur veya tutulmalıdır, tutulsa iyi olur gibi şeyler söylenebilir. Aslında bunlar işin güzel, yani tahsiniyet deriz biz. Güzelleştirme kabilinden söylenen şeyler. Bir defa Rabbimiz istemiş. Rabbimiz istemiş de ala ra'si ve ayni, baş göz üstüne deriz, tutarız. O bizden istediyse o alimdir, vardır bir bildiği. Allah kulunu niye durduk yere aç susuz bıraksın? İnsan evladını aç susuz bırakır mı? Bazen doktor hastasına aç kalacaksın der, susuz kalacaksın der. 24 saat boyunca bir şey yemeyeceksin, içmeyeceksin der. Onu sevmediği için mi? Veya cezalandırmak istediği için mi? Hayır. Ona dönük bir planı var, bir programı var, bir güzelliği var. Hastalığın tedavisinde, teşhisinde bir programda bir karşılığı var o aç susuz kalmasının, o hastanın. Rabbimizin programında da bizim aç ve susuz kalmamızın bir karşılığı var. İşte bir defa Allah istediyse vardır onun bir bildiği, o alimdir, vardır bunda bir hikmet, o hakimdir. İlk bunu diyeceğiz. İlk bunu diyeceğiz, ondan sonra işte bizi takvalı kılmak içindir diyeceğiz. Ondan sonra yani oruç niye var? Oruç aynı zamanda bizi korumak için vardır. Yani takvalı oluruz ama aynı zamanda Efendimiz tabiriyle es-sıyamu cünnetün. Yani oruç bir kalkandır. Kişiyi her türlü kötülükten, günahtan koruyacak bir kalkandır. O yüzden Efendimiz oruç kalkan olduğu için birisi size sataşırsa, kötü söz vesaire söylerse ben oruçluyum, ben oruçluyum deyin, uzaklaşın. Yani burada hani toplumda şöyle bir şey vardır. Elin armut mu topluyordu? Ben oruçluyum, evet. Ben oruçluyum, ben elin armut mu topluyordu demem. Benim diyeceğim sen oruçlu değil miydin kardeşim? Sen niye karşılık verdin? Hadi o bir yanlış yaptı. Sen niye karşılık verdin, müdahale ettin? Ben oruçluyum, ben oruçluyum deyip uzaklaşman gerekiyordu. O yüzden oruç bizi koruyan bir ibadettir. Bizim için bir kalkandır. Hem de günahlara karşı bir kalkandır. Oraya geleceğim hocam. Günahlara karşı kalkan olmasının öncesinde şimdi dediniz ya, ben oruçluyum deyin diyor Efendimiz. Evet. Burada şimdi oruçlu olmanın tam olarak nasıl bir şey olduğunu söylüyor. Ben oruçluyum, durmalıyım. Neden? Allah'a söz verdim diye mi? İşte sahurda niyetlendim diye mi? Gün boyu Allah'ın huzurundayım diye mi? Niye? Ne aklıma gelecek hocam? Şimdi İlknur Hanım, daha önce bu yayına katılmıştık. Başka yayınlar da yapmıştık. Şimdi burada kardeşlerimiz bize su ikram ederlerdi, çay ikram ederlerdi. Burada bardağımız eksik olmazdı. Şu an yok. Ramazan'dayız. Şu an bize bu bardağı getirtirmeyen bir kural var. Şu an bu suyu, yani buraya bir su gelseydi içemezdik yine. Bir kural vardı. Bizim için konulmuş bir kural vardı. Bu kuralı kim koydu? Alemlerin Rabbi koydu. Alemlerin Rabbi dedi ki Ramazan ayında imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemeden içmeden uzak duracaksın. Bu kuralı Allah koydu. Peki Allah bu kuralı mı koydu sadece? Bizim sosyal ve beşeri münasebetlerimizde koyduğu kurallar yok mu? Bizim ticari ilişkilerimizde Yüce Allah'ın koyduğu kurallar yok mu? Eşimizle, çocuklarımızla olan münasebetimizde Yüce Allah'ın koyduğu kurallar yok mu? Yani bu kuralı koyan Allah'a orada uyuyorsun da neden hayatın geri kalanında uymuyorsun? Aslında oruç bunu bize hatırlatıyor. İşte aktif ibadet dedik ya. Güzel. Ben şu an yemiyorum, içmiyorum. Neden? Allah istedi. Ben şu an o aktif ibadetimi sürdürüyorum. Ama Allah benden ticari hayatımda da dürüst olmamı istedi. Başkalarını aldatmamamı istedi. Yalan söylemememi istedi. İnsanlara kötü söz söylemememi emretti. Gıybet yapmamamı, haram yemememi, gasp etmememi. Yani aklınıza gelebilecek her türlü yalandır, hırsızlıktır. Komşuya eziyet etmektir. Aklınıza gelebilecek her türlü şeye de Allah bir kural koydu. Bunları da yapmayın dedi. Bakın biz o zaman ben oruçluyum derken bunları hatırlamış oluyoruz. Allah benim için bir kural koydu. Bana sadece yeme ve içme demedi. Sadece kuralı bununla sınırlandırmadı.
benim seninle olan münasebetimde de Allah bir kural koydu. Sen bana bu kötü sözü söyledin ama ben söyleyemem, Allah o kuralı da koydu. Ben sana zarar verecek bir müdahalede bulunamam. Aynı kuralı Allah koydu. Hocam bu bir manada şöyle bir şey mi? Şimdi siz en başta aktarırken söylemiştiniz ya, oruç öyle bir ibadet ki normalde bize helal olan şeyi belli bir süre için haram kılıyor. Eyvallah. Yaklaşmayın diyor. Şimdi biz oruca niyetlenince kendimize helal olan şeye bile yaklaşmıyoruz. Kaldı ki bir de Allah'ın zaten haram kıldığını o zaman hiç yaklaşmamamız kesinlikle lazım. Kesinlikle. Çok güzel ifade buyurdunuz. O yüzden Efendimiz de zaten bir kimse oruç tutar fakat bir taraftan yalana, gıybete, kötü söze, kötü davranışlara devam ederse akşama kadar bu kişi diyet yapmıştır. Aç susuz kalmıştır. Onun yanına kar kalan sadece açlık ve susuzluktur. Onun oruçtan elde ettiği bir şey yoktur. Bakın Efendimiz orucu böyle tarif ediyor. Biz şimdi tabii Din İşleri Yüksek Kurulu'na kardeşlerimiz hep fetva sorarlar. Hı hı. Hocam işte iğne olmak orucu bozar mı? Hocam şu orucu bozar mı? Bu orucu bozar mı? Ya. Gıybet orucu bozar mı diye sorun lütfen. Komşumun canına yani canını sıkacak bir şeyler yaptım hocam. Bu orucumu bozar mı? Bunu sorun lütfen bana. Hocam oruçluyum ama yalan da söyledim. Bu orucu bozar mı diye sorun bana. Yani evet orucu bozacak bir takım şekli unsurlar vardır. Bunlar orucu şeklen bozan veya bozmayan kategoride belki değerlendirilmez. Ama biz orucu niye tutuyoruz? Reyyan kapısından girmek için, cenneti hak etmek için, Rabbimizi razı etmek için. Aslında bu yüzden biz orucu tutuyoruz değil mi? Ama siz bir taraftan aç susuz kalıp bir taraftan elinizle dilinizle eziyet vermeye devam ediyorsunuz. Hı hı. Akşam trafikte ya. Görüyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. İftara yetişeceğim ben, açın benim yollarımı. Ya. Ama öbür kardeşimiz de yetişecek. Yetişmeyebilir de, oruç da tutmayabilir. Hı hı. Senin oruç tutuyor olman, aç ve susuz olman, bir an önce iftara yetişmek istiyor olman başkasının kul hakkını, çiğneme hakkı sana vermiyor. Hı hı. Trafiği tehlikeye atma hakkını sana vermiyor. Dolayısıyla oruca biraz bu gözle bakmak lazım. Hı hı. Orucum ama insanlara sıkıntı veriyorum, eziyet ediyorum, kuralları çiğniyorum, hak ihlali yapıyorum. Oruca böyle bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Hı hı. Yani peki. Orucun pek çok hikmeti var. Yine süreç devam içerisinde edeceğiz Halil Hocam. Ama şimdi efendim güzel bir eser arası veriyoruz. Ali Osman Alaca ve ekip arkadaşları seslendirecekler. Hep birlikte dinleyeceğiz. Ardından biz buradayız. Sohbetimiz devam edecek. Uyar, ağır olur gibi.
Evet efendim, devam ediyoruz sohbetimize, yayınımıza. Güzel eserlerle ara veriyoruz. Arada hepimizin kulaklarının pası siliniyor. Musiki hakikaten çok ama çok güzel bir şey. Dinleyince hepimiz böyle ruhu biraz daha inceliyor efendim. Devam edeceğiz yine musiki eserlerimizle. Ali Osman Alaca ve ekip arkadaşları bizlerle birlikte olacaklar. Ama şimdi zaman sohbet zamanı. Evet Halil Hocam, en son orucu bize aktarıyordunuz. Orucu aslında en başta şöyle çok güzel bir ifadede bulundunuz. Allah-u Teala bizden bir şey istiyorsa aslında hani bize düşen, hani o işittik iman ettik dediği eyvallah gibi siz söylerken ben onu hatırladım. Gerçekten o teslim olmayı bilmek aslında, kendini bırakabilmek en güzeli gibi. Ama yine de işte o hani akıl tarafında kalanlar olarak maalesef bizler hep böyle bir açıklama, bir mana, bir şey derdine düşebiliyoruz. Hepimiz için biraz daha böyle belki o başlangıç kısımlarında daha böyle hani o incelmemiş ruhlarımızda bir şeylerin belki biraz daha oturmasına vesile olabiliyor. O yüzden buyurun biraz daha bize aktarın lütfen, oruç ne demektir, ne yapıyor bize oruç? Eyvallah. Dediğiniz gibi ilk Nur Hanım, ilk yapmamız gereken teslimiyettir. Zaten onu yapıyoruz. Bir mümin de sorgusuz, sualsiz, ya bu oruçta niye var ki demeden orucunu zaten tutar. Tabii sağlığı sıhhat yerindeyse, o meşru mazereti olan kardeşlerimizi zaten bu kapsamda değerlendirmiyoruz. Orucunu tutar ama biz tabii iman bunu yaptırır kişiye, o imanı akılla örerek İmandaki o derinliğini arttırmaya çalışıyoruz aslında. Hikmetlerini aslında bu maksatla zikrederiz. Yoksa Allah istemiş ötesini sorma demiyoruz. Zaten soruyoruz, sormak da lazım. Peygamber, Hazreti İbrahim peygamber sormuş. Yani nasıl diriltiyorsun ya Rabbi, göster bana. Görmek istemiş, peygamber olduğu halde göstermek yani görmek istemiş. Rabbimiz de sormuş, ey İbrahim inanmıyor musun? Haşa Rabbim, inanıyorum fakat kalbim mutmain olsun istiyorum. O yüzden biz de kardeşlerimizin, bizi dinleyen kardeşlerimizin orucu
aşkla, şevkle tutan kardeşlerimizin aşkını, şevkini arttırmak ve oruçlarında biraz farkındalık oluşturmak gayesiyle zaten bu hikmetleri zikrediyoruz. Birkaç hususuz zikretmiştik zaten. Kaldığım yerden devam edeyim müsaadenizle. Lütfen. Oruç bizim kanaatimizi arttırır. Bizi kanaatkar bir kul yapar. Ramazan'dan önce belki gözümüz, gönlümüz daha çok şey isterdi. Ama aç kaldık, susuz kaldık. Nefsimizi törpüledik, dizginledik. Ya bak bir bardak su bile olsa yeter diyecek hale geldik. Evet. Veya o kadar da çok yemek olmasına gerek yokmuş. Bir çorba olsaydı yeter diyebilecek ana, kıvama geliyoruz bazen. O yüzden oruç bizi kanaatkar yapar, bizi şükreden bir kul yapar. Ya Rabbi, hayatımızda ne nimetler varmış da biz fark edemiyormuşuz diyoruz. Suyun ne olduğunu, nasıl bir nimet olduğunu akşam iftar vaktinde daha net anlıyoruz. Bakıyoruz ezana 5 dakika var, içmek istiyoruz, ağzımız dilimiz kurumuş. Hele ağır bir işte çalışmışsa bir kardeşimiz o suya böyle sevdalısına bakar gibi bakar. Ezan okunduğu an itibarında ne büyük bir nimetmişsin sen der ve o suyla buluşur. Yemeklerle de aynı şekilde. Bakın bunu sadece yemek bağlamında değerlendiriyoruz ama pek çok şeyle alakalı oruç bizi hem sağlık açısından hem de diğer nimetler açısından şükrümüzü arttıran bir ibadettir. Oruç bizi sağlıklı kılan bir ibadettir. Yani doktorlar da zaten ya bu alanın uzmanı gerçekten dindar kardeşlerimiz, Müslüman hekim kardeşlerimiz bu konuda tarafsız yaptıkları çalışmalarda orucun insan bedenine ne kadar faydası olduğunu ortaya koymuşlardır. O yüzden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Sumu tasihhu." Oruç tutun, sağlık bulun buyuruyor. Hı. Oruç bizi sağlıklı kılan bir ibadettir. Çünkü bir yıl boyunca bedenimizi yorduk. Sürekli düzenli düzensiz yedik. Artık hayatımıza bir düzen geldi. Ama bizi dinleyen kardeşlerimize, izleyen kardeşlerimize buradan bir kez daha seslenelim. Oruç bizi sağlıklı kılmak için geldi. Aman sağlığımıza zarar vermeyelim. Şu açıdan sağlığımıza zarar vermeyelim diyorum. İftarlarda bazen o açlığın vermiş olduğu şeyle bazen aşırıya kaçabiliyoruz, abartabiliyoruz. Veya aman acıkmayalım düşüncesiyle sahurda çok yiyebiliyoruz. Sağlıklı olalım diye bize gönderilen, bizim için emredilen ibadet bizi hasta edebilir eğer dikkat etmesek yememize içmemize. O yüzden yemeğe içmeye de kararında itidalden taviz vermeyerek devam etmek gerekiyor. Oruç halden anlamamızı sağlayan bir ibadettir. Yani bundan önce de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını biz giderirdik, gidermeye çalışırdık. Ama oruç bir kez daha bunu bize hatırlattı. İhsar duygumuzu, düşüncemizi arttırdı, pekiştirdi. Yani başkalarına yardım etmeyi isterdik. Artık başkalarını kendimize öncelemeye başladık oruç sayesinde. Ya ben en azından bir ay dişimiz bir şekilde sıkarım ama o kardeşimiz yılın tamamında böyle, her günü böyle. Ben sadece işte 13-14 saat aç kalıyorum. O belki günlerce bu şekilde aç susuz kalıyor diyerek belki kıyıda köşede tuttuğumuz az buçuk birikimi götürüp verebiliyoruz. Bu Ramazan'ın güzelliğidir. O orucun insana vermiş olduğu o güzelliklerden bir tanesidir. Bence Ramazan'ın ve orucun en önemli, en güzel yanlarından bir tanesi de biz çocuklarımıza dinimizi yaşayarak, o dinimizin güzelliğini yaşayarak göstermiş oluyoruz. En büyük öğretmendir bu noktada Ramazan ve oruç ibadeti. Evet, çocuklarımız bizi namaz kılarken görüyordu ama süreli bir sınırda. Yani işte 5 dakika, 10 dakika namaz boyunca babam namaz kılıyor, annem namaz kılıyor. Niye? İşte onun mantığını bir şekilde izah etmeye çalışırız. Yani o kulluk vazifesini bir şekilde çocuğumuza hatırlatıyorduk. Ama şimdi imsaktan ta iftara yetmedi teravihlere. Ya bakın teravihlerimiz, camilerimize bir güzellik geldi. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Kesinlikle. Ben burada ilk teravihi Ahmet Hamdi Akseki Camii'mize kıldım. Daha sonraki bir teravihi burada Ankara'mızda Kuzey Ankara Külliye Camii orada kıldım. Bu kadar zevkli namaz kıldığımı hatırlamıyorum. Bazen amcalarımız kızıyor arkadaki çocuk seslerine ama o bizim için o kadar güzel bir şeydi ki arkada cıvıl cıvıl çocuk seslerinin olduğu bir ibadeti başka zaman da yapamıyoruz. Cumalarımız, camilerimiz tıklım tıklım. 5 vakit namazlarımız zaten o kadar cemaatimiz, gönlümüz arzu ediyor daha da çok olmasını. Ama teravihle böyle bir coşkulu geçiyor. Yani camilerimize can geldi, camilerimize neşe geldi.
Ramazan sağladı, oruç sağladı bunu. Ve çocuklarımızla bakın, bir mektep olması yönüyle anlatıyoruz ya. Ramazan mektepti, oruç bir öğretmendi. Çocuklarımıza dinini öğrettik, dindarlığını öğrettik, camiyi tanıttık, orucu tanıttık. Akşama kadar niye aç susuz kaldığımızı bir şekilde yemek saatlerimiz değişti. Kaldırın çocuklarınızı. Hani belki daha oruç tutma çağına gelmemiştir. Olsun, kaldırın, sizle beraber sahur yapsınlar. Sizle beraber iftar yapsınlar. Yani 3-4 yaşında çocuklarım var, onlara da diyorum. Akşama şöyle bir saat kala siz de oruçsunuz bu saatten sonra, bir şey yemeyin içmeyin diyorum. Çocuğun orucu olmaz ama onun farkına varsın istiyorum. Son bir saat kala artık yemedin de mi diyorum. 5 dakika kala bir daha soruyorum, yemedin de mi diyorum. Yemedim baba diyor. Yani iftara, sofraya beraber oturuyoruz. O duyguyu, o hazzı, o manevi atmosferi o çocukta solusun istiyoruz. Velhasıl orucun bize kattığı güzelliklerden bir tanesi, biz çocuklarımıza dinimizi öğretme, aktarma fırsatı buluyoruz. Daha pek çok hikmet sayabiliriz İlknur Hanım ama ben ilk çırpıda, böyle ilk etapta aklıma gelenleri bu şekilde paylaşmak istedim bizi izleyen kardeşlerimizle. Peki Halil Hocam, şimdi o zaman Ramazan demişken, oruç demişken, bu aydan bu kadar bahsetmişken, bizim Ramazan olunca ilk aklımıza gelen, yine hani o her sabah böyle hanımefendilerin daha yoğunlukla toplanıp yaptıkları mukabeleler. Eyvallah. Yine hani ayet-i kerimeden bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmiş olması. O yüzden Ramazan ayının çok daha mübarek kılınmış bir ay olması. Bizim bu ay içerisinde Kur'an-ı Kerim'le irtibasımız, temasımız nasıl olmalı, nasıl artmalı, hangi manada artmalı? Öncelikle Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ayın, Yüce Rabbimiz tarafından oruç ayı ilan edilmesinin arka planı bir düşünmek lazım. Allah Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, o ayda indirmiş ve kutlamak için adeta, yani Kur'an'ın iniş yıl dönümünü kutlamak için bizi aç ve susuz bırakmış. Ya bu nasıl kutlama diyebilirsiniz? Biz normalde, bizim kutlama mantığımızda yeme içme, daha böyle pastalar, evet, içecekler çoktur. Ama İş Kur'an olunca iş değişiyor. Tam tersi. Bütün benliğinizde kendinizi Kur'an'a vermeniz için, zihnen, bedenen, ruhen kendinizi o Kur'an'a verebilmeniz için açlık her zaman daha etkilidir. Yani tok karnına bunu hissetmek, Kur'an'ı yine okuyoruz. Biz açken de okuyoruz, tokken de okuyoruz ama o bir ay oruç olduğumuz o ayda, aktif ibadet halinde olduğumuz o ayda ve bir taraftan açlık ve susuzluğu tattığımız o zaman diliminde Kur'an'la buluştuğumuzda, Kur'an'ı anlama katsayımız, onu hayatımıza aktarma katsayımız kat be kat artıyor. İşte öncelikle biz Kur'an'a, Kur'an ayı olan Ramazan'a bu göze bakmamız gerekiyor. Ya bu Kur'an öyle müthiş bir şey ki, şeraful mekan bil mekin derler. Bir mekanın değeri, kadri, kıymeti o mekandaki konaklayan, o mekanda bulunan kişiyle alakalıdır. Yani orada değerli biri varsa orası değerli bir mekan olur. Hicretten önce Yesrib'ti Medine'nin adı. Hicretten sonra Medine-i Münevvera oldu. Çünkü şerefli bir kul oraya geldi. Nurlu şehir oldu. Nurun kaynağı oraya geldi. O yüzden şeraful mekan bil mekin. Bu sadece mekanlarla alakalı değil, zamanlarla da alakalı. Sıradan bir aydı Ramazan. Evet. Sıradan bir aydı. Ve sıradan, hatta cahiliye çağında da dört dokunulmaz, kutsal, haram ay dediğimiz ay vardı. Bunları sayıyoruz. İçinde Ramazan yok. Ramazan yok. Evet. Sıradan bir aydı. Hep bunu öğrenince bir şaşırırız biz. Nasıl Ramazan yok falan. İlk öğrendiğimizde hep böyle bir şaşmışız. Öyle yani, Araplar tarafından o cahiliye çağında dört tane kutsal ayı hadi bir sayın deseleriz, Ramazan'ı saymazsınız. Ramazan yok bunların içerisinde. İşte sıradan bir ay olan Ramazan, Kur'an'ın gelmesiyle 11 ayın sultanı oldu. Kadir gecesi sıradan bir geceydi. Yani dün neyse, bugün neyse, bir hafta önce neyse, Kadir gecesi de öyle bir geceydi. Ama o gece Kur'an indi. Kur'an'ın tabiriyle yine bin aydan daha hayırlı oldu. Bin aydan daha hayırlı bir gece haline dönüştü. Dönüşüme bakar mısınız? Geceleri, zamanları nasıl dönüştürüyor? Sıradan bir beşerdi Efendimiz. Sıradan bir beşer derken sakın bizi izleyen kardeşlerimiz yanlış anlamasın. Ahlaklıydı, dürüsttü, içinde yaşadığı toplum tarafından en güvenilir insan olarak bilinirdi. Ama hadi şu Mekke'ye bir lider seçelim, bu Mekke'nin bir lideri olsun deseler, ilk akla gelen kimler olurdu?
İşte orada o Mekke'nin ileri gelen kodoman takımı dediğimiz bazı insanlar vardı. Onlar akla gelirdi. Hadi şu Muhammed'i liderimiz yapalım demezlerdi. Sıradan bir beşer, yetim olan Muhammed, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın inmesiyle alemlere rahmet bir peygamber oldu. Öyle bir dönüşüm oldu ki, belki böyle bir Kur'an nüzulu olmasa adını sanını hatırlamayacaktık. Ama şimdi gönüllerimizde kendimizden daha çok seviyoruz. Anamızdan, babamızdan, sahip olduğumuz maldan, mülkten daha çok kıymet veriyoruz. Böyle bir dönüşüme sebep oldu Kur'an. Mekke, ot bitmez, su çıkmaz, böyle kurak bir şehirdi. Ama Kur'an'ın inmesiyle, Kur'an'ın yine ifadesiyle şehirlerin anası haline geldi. Velhasıl ey Müslüman, ey mümin kardeşim, bu Kur'an sana gelse, gelse derken geldi zaten. O Kur'an'la bir buluşsan, o Kur'an'la bir hemhal olsan, acaba senin hayatın nasıl bir dönüşüm olur? Acaba sen nasıl mükemmel bir insan haline gelirsin? Bunu yakalamak lazım. Kur'an ayı olan Ramazan'da Kur'an'la olan diyalogumuzu kat be kat arttırmak gerekiyor. İşte mukabeleler bunun en güzel göstergesidir. Biz bundan önce de hatimler yapardık. Hı hı. Biz bundan önce de Kur'an'lar okurduk. Ama bu sefer daha böyle toplu ekip halinde, daha böyle bir coşkuyla Kur'an'larımızı ellerimize aldık, mukabelelerimize koştuk. Bazen camilerde, bazen Kur'an kurslarında, bazen televizyon ekranlarında mukabelemizi yapar olduk. Ayrıca hatimlerimizi yapar olduk. Ama bizi izleyen kardeşlerime şunu rica ediyorum. Okuyalım. Kur'an'ı zaten okuyacağız. Her harfi bir sevaptır. Efendimiz, bakın, Kur'an'ın her harfinin bir sevap olduğunu söylüyor. Elif, la, mimin, elifi 10, lamı 10, mimi 10 sevaptır diye her birinin 10 sevap bize mükafatı olduğunu söylüyor. Hı hı. Şimdi bunu şu yüzden söylemek istiyorum. Ya Kur'an'ı okuyorsunuz ama anlamıyorsunuz kardeşim. Anlamadığınız Kur'an'ın size ne faydası olacak? Anlamayacaksanız, manasını bilmiyorsanız hiç okumayın gibi bazı değerlendirmeler oluyor. Hayır, buna asla katılmıyoruz. Efendimizin bu örneği vermesi çok ilginç. Hı hı. Elif, la, mimin manasını biz biliyor muyuz? Hayır. Bilmiyoruz. Müfessirlerimiz biliyor mu? Onlar da bilmiyor. Sadece yorum yapıyorlar. İhtimaldir, şu 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 manaya gelebilir gibi ihtimallerde, çıkarsamalarda bulunuyorlar. En ilk söylenen şey bu Allah ile peygamberi arasında bizim bilemeyeceğimiz bir şifre. Mahiyetini tam bilemediğimiz. Mahiyetini bilemediğimiz, anlamını bilemediğimiz harfler için Allah Resulü bize onar sevap vaat ediyor. Elif, la, mim, manasını bilmiyoruz ama sevap vaat ediyor. Demek ki bu iş sadece manaya endeksi değil. Kur'an'ın lafzını bizatihi okumak ibadettir. O yüzden lafzını okumak için gayret edeceğiz. Ama hemen o ilk sayfayı açtık, karşı tarafta burada Fatiha var. Hemen ikinci sayfada Elif, la, mim, zâlikel kitâbü lâ raybe fîh hudel lil muttakîn. Bu kitap kendisinde hiçbir şüphe olmayan kitaptır. Takva sahipleri için onları cennete götürecek bir haritadır. Ben böyle tercüme ettim. Hudellil muttakin, takva sahipleri için bir doğru yol rehberidir. Bizim hedefimiz belli, menzilimiz belli. Cennete varmak için uğraşıyoruz. Oraya götürecek yol işte orada, o kitapta. O zaman o yolu, o köşe taşlarını, işaret taşlarını bulabilmek için, görebilmek için o Arapçasını okuduğumuz, lafzını okuduğumuz Kur'an'ın manasına da biraz ehemmiyet gösterilmesini ben kardeşlerimden özellikle, bizi izleyen kardeşlerimden özellikle istirham ediyorum. Yani mealinden bakabilirler, tefsirlerinden bakabilirler bu konuyla alakalı. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın mesela internet sitelerinden Kur'an yolu diye bir tefsirimiz var. Mesela açıp bakabilirler anlamlarına. Sadece bununla alakalı şu ricada bulunmak istiyorum. Buyurun. Aa hocam, ben okudum, Kur'an'da bu zamana kadar anlamadığımız farklı bir şey varmış deyip meali okuyarak, tefsiri okuyarak böyle hüküm çıkarmaya çalışmasınlar. Çünkü din dediğimiz şey sadece Kur'an'dan ibaret değil, o Kur'an'ın yorumu olan, o Kur'an'ın hayatımıza aktarılış şekli olan Efendimizin sünneti olmadan biz Kur'an'ı tam manasıyla %100 idrak edip anlayamayız, oradan hüküm çıkaramayız. Biz anlamak için mesela okuduğumuz zaman Allah hırsızlık yapmayın diyor, gıybet etmeyin diyor, zinaya yaklaşmayın diyor, ana babaya öf demeyin diyor. Bunları görelim. Bunları görmek için yani Allame-i Cihan olmaya gerek yok, alim olmaya gerek yok. Bunları her okuyan anlayabilir. Ama daha detaylı işin teknik kısmı dediğimiz hüküm çıkarmaya gelince orada durmamız gerekiyor. O işin daha ilmi tarafı. Velhasıl Ramazan ayı Kur'an'la
idrak edilir, Kur'an'la yaşanır. O yüzden bizim ilk yapmamız gereken şey, oruç da bunun takviye için vardır zaten. Kur'an'la olabildiğince diyalogumuzu arttırmaktır, arttırmaya çalışmaktır. Peki. Hem anlayarak hem de yaşayarak. Peki Halil Hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi efendim yine bir eser arası. Bugün böyle biraz biz, biraz güzel eserler. Devam edeceğiz biz o güzel eserin ardından sohbetimize. Thank you.
Evet efendim, devam ediyoruz sohbetimize. Ramazan ayını, orucu, Kur'an-ı Kerim'i hepsini bugün detaylandırmaya çalışıyoruz Halil Hocam'la birlikte. Hocam şimdi bu bölümde ben size Ramazan ayı içerisinde, şimdi her zaman önemli ama hani duanız olmasa size ne diye kıymet versin Rabbim diye. Hani ayet-i kerimede de çok net aslında duanın önemini, kıymetini anlamamız açısından. Bir dua, bir de istiğfar. Şimdi zaten dualarımızın başına da genelde çekeriz o istiğfarı. Doğru. İkisinin böyle hem anlamı, hikmeti hem de bu ayda nasıl daha önem kazanıyorlar? Birazcık aktarsanız bize. Esasında duanın özel zamanı da özel mekanı da yoktur. Her zaman, her yerde biz dua yapabiliriz. Ama bazı zamanlar duayı daha bir anlamlı kılar. İstiğfarı, tövbeyi daha bir anlamlı kılar. Mesela biz hacca giden, umreye giden kardeşlerimize deriz ki Kabe'yi gördüğünüz zaman bir duanız olsun. Hı hı. Neden? Çünkü öyle bir konsantre olmuşsunuzdur ki bütün hücrelerinizle adeta yani Rabbinizi ziyarete gitmişsiniz adeta. Kabe'yi gördüğünüzde de böyle bütün duygularınız galeyana geliyor. Bütün hücreleriniz sanki ayağa kalkıyor, kıyama kalkıyor. İşte o sırada yaptığınız böyle bir moddayken yaptığınız duanın kabulü de üst düzeyde oluyor. Anne babanın evladına yaptığı dua. Yani evet birbirimize dua yapıyoruz ama bir ana bir baba evladına dua yaptı ama böyle yürekten, yüreğinin derinliğinden dua yapar. Yolcunun duası makbuldür demiştir Efendimiz. Arkasında aslında yine bu hikmet var. Yani yolculuğun bir meşakkatı, bir sıkıntısı vardır. O sıkıntı anında sen mümin kulunu aklına getirip dua edebiliyorsan orada bir, daha bir ekstra bir samimiyet, ekstra bir gayret var. İşte cumalarda, kandillerde ve Ramazanlarda yaptığımız duayı da biraz böyle anlamak gerekiyor. Bakın Ramazan'da aktif ibadet halindeyiz dedik. Yine hep buraya geleceğim. Orucuz. Bir özel zaman dilimindeyiz ve bütün hücrelerimiz bunun farkında. Dilim, damağım oruç olduğumun farkında. Bütün hücrelerim oruç olduğumu biliyor adeta. İşte böyle bir zamanda, böyle bir hazda, böyle bir psikolojide yaptığım duanın ve tövbenin kabulü de işte üst düzeyde olabiliyor. O yüzden oruçlu anlarımızı bol bol dua ve tövbe istiğfar yaparak geçirmek gerekiyor. İftar vakitlerini, sahur vakitlerini. Niye? Çünkü tam bir yöneliş halindesiniz. Çoğu zaman dua yaparız. Namazdan sonra ellerimizi kaldırır dua yaparız ama bir alışkanlık haline gelmiştir. Sadece dilimizle bir şeyler söyleriz. O dille yüreğin
kalbimizin bütünleştiği anlar nadirdir. İşte iftar anları, işte sahur anları o bütünleşmenin çok kolaylıkla yapılabildiği anlar olduğu için duaları, istiğfarları bol bol yapmak gerekiyor. Ve şu hadiseyle aslında duanın, istiğfarın önemini de ben kardeşlerimize, bizi dinleyen, izleyen kardeşlerimize aktarmak istiyorum. Şimdi Hasan-ı Basri'ye bir zat gelmiş. Hı. Demiş ki, ey büyük imam, şu an ciddi bir kıtlıktan, kuraklıktan geçiyoruz. Bir dua öğret bize de bu kıtlıktan, kuraklıktan kurtulalım. Hasan-ı Basri ona demiş ki, tövbe istiğfar et. O gitmiş. İkinci bir şahıs gelmiş. Ey imam, çok sıkıntı çekiyorum, geçim sıkıntısı çekiyorum. Bana bir yol, yöntem, bir dua öğret de bu sıkıntım gitsin. Hasan-ı Basri ona da tövbe istiğfar et demiş, onu da göndermiş. Bir başka kişi gelmiş, ey büyük imam, bir dua et de böyle salih bir evladım benim de olsun demiş. Ona da demiş, tövbe istiğfar et. Ve bunlar gittikten sonra talebeler etrafında şaşırmış. Ya üç tane hasta geldi, üçüne de aynı ilacı verdin. Böyle doktorluk mu olur diye biraz sitem etmişler. O da demiş, bu reçete benim reçetem değil. Bu reçete Yüce Rabbimizin reçetesi. Nuh suresinin hemen 10. ayetlerinde. İstağfiru rabbekum innehu kâne gaffara. Rabbinize istiğfar edin, o çok çok bağışlayandır. Yursili semâe aleykum midrara. Siz istiğfar edin, o peşinden yağmurları sağanak sağanak göğü size akıtsın, sağanak sağanak göndersin. Ve yumditkum bi emvalin ve benin. Siz istiğfar edin ki Allah da sizi mallarla, mülklerle, evlatlarla, bahçelerle, pınarlarla, kaynaklarla desteklesin. Bakın istiğfarın ve duanın neye sebep olur? Biz şunu da demiyoruz. Duamızı yapalım, istiğfarımızı yaparım, elden, etekten, uzak, yani her türlü elden, işten elimizi, eteğimizi çekelim. Yok, öyle de değil. Yani bu fiili duayı asla unutmamak gerekiyor. Sözlü dualarımızı, kavli dualarımızı, fiili dualarımızla da destekleyeceğiz ama bu duanın ve istiğfarın gücünü. Çünkü siz istiğfar ettikçe Rabbimize şunu söylemiş oluyorsunuz. Rabbim, günahkarım, bu ellerimle çok günah işledim, bu gözüm, bu dilim, bu bedenim çok günah işledi. Ama biliyorum ki bunu bağışlayacak senden başka kimse yok. O yüzden sana sığındım. Bunu yaptık, ya Rabbi şimdi şuna ihtiyacım var deyip halimizi arz ediyoruz. İsteklerimizi söylüyoruz. Şimdi bu şekilde kimin kapısını çaldığınızda sizi geri çevirdi? Alemden Rabbi sizi hiç geri çevirir mi bu psikolojiyle, bu yönelişle? O yüzden Ramazan'da bu yönelişlerimizi, bu dualarımızı ve istiğfarlarımızı her daim arttırmak, çoğaltmak gerekiyor. Peki inşallah Halil Hocam. O zaman şimdi hocam bunu son soru olarak yönelteceğim. Süremiz de böyle artık yavaştan azalmaya başladı. Şimdi hocam biz son günlerde aslında birçok araştırma da aynı şeyi söylüyor. Dün mesela bir klinik psikolog ağırladık burada. Şöyle bir cümle kullandı. Yapılan son araştırmalar gösteriyor ki insanın kendine bir şey yapmasından daha iyileştirici bir şey başkasına yapması. Bir iyilik yapması, birine dokunması. Yani biz normalde mesela zannediyoruz ki kendimize bir şey aldığımızda çok iyi olacağız. Kendimiz için bir şey yaptığımız çok iyi. Ama artık araştırmalar bunun aksini söylüyor dedi. Kendinize değil de başkasına yaptığınızda size çok daha iyi geliyor. Birine yani dokun. Mutlu buyurun. Olmak için mutlu edin. Aynen. Peki şimdi bunu infaka, zekata, fitreye, Ramazan ayındaki bu yardımlaşmalara ve benzeri bağladığımızda Ramazan bize yine nasıl bir merhametle geliyor, nasıl bir rahmetle geliyor anlıyoruz ama aslında bizi iyileştirecek şeyleri biz ibadet olarak yapıp sebep alıyoruz bir de. Değil mi hocam? Buyurun neler söylersiniz? Ramazan ayı aynı zamanda infak ayıdır. Bunu hep söylüyoruz. Zekat ayıdır. Fitrelerin verildiği aydır. Sadakaların böyle sağanak sağanak verildiği aydır adeta. O yüzden Ramazan'ı, bu infak ayını bu gözle değerlendirmek gerekiyor. Dedik ya orucun hikmetlerinden bir tanesi aç kaldık, susuz kaldık, başkalarının halinden daha iyi anlar hale geldik. O zaman madem bunu fark ettik o zaman adım atmak gerekiyor. Yani fark ettim ya gerçekten aç kalmak çok zormuş, gerçekten bu çok ciddi sıkıntı veriyormuş insana dememek, sadece bunu deyip kalmamak, bunun ötesine geçip ihtiyaç sahibi insanların ihtiyacını gidermek, zekatlarımızla, fitrelerimizle, sadakalarımızla bir fakirin ihtiyacını gidermek. Bazen iftar sofralarımızda onları ağırlamak suretiyle olabilir. Bazen onun ihtiyaç duyduğu bir şeyi alıp ona vermek suretiyle olabilir. Velhasıl
Bu ay Efendimizin aynı zamanda cömertliğinin zirveye ulaştığı ay olarak aktarılır. Sahabe efendilerimiz bu şekilde. Efendimizin özellikle Ramazan'da daha bir cömert olduğu, her zaman cömert ama Ramazan'da daha bir cömert olduğunu, özellikle Cebrail'le buluştuğu, mukabele yaptığı, o zaman dilimlerin de neredeyse elinde avucunda ne varsa hepsini dağıttığını ifade edermiş. Aslında bir yönüyle hani Efendimiz'e benzemek istiyoruz. Ona tabi olmak, ona örnek almak istiyoruz. İşte Ramazan bunun için bir fırsat. Mukabelelerimize onu örnek alalım. Ama sadakalarımızla, cömertliğimizle de yine onu örnek alalım. Onu sadece bıraktığımız sakalla taklit edemeyiz. Veya belli kıyafet, şekli unsurlarla sadece Efendimiz'i biz örnek almış olamayız. Onun davranışlarını da örnek alarak biz gerçekten ona tabi olduğumuzu, onu gerçek liderimiz olarak kabul etmiş ve görmüş oluruz. İşte cömertlik bu ayda bir mümine, bir Müslümana daha iyi yakışacak bir ibadettir. Özellikle Ramazan'dan önce çok elin bir hadise malumunuz, ülkemizin özellikle bir bölgesini, 11 ilimizi etkileyen bir deprem hadisesi yaşadık. Bu noktada orada kardeşlerimiz şu an konteynerlarda, çadırlarda ikamet ediyorlar, konaklıyorlar. Onların sıkıntıları şu an had safhada. Elhamdülillah devletimiz tüm gücüyle orada. Müslüman kardeşlerimiz olabildiğince desteklerini sürdürüyorlar. Ama aradan zaman geçtikçe bazen unutabiliyoruz. Unutmayacağız. Onlar sıcak evlerine kavuşuncaya kadar onları hatırımızdan çıkarmayacağız. İşte Ramazan'da bir fırsat bileceğiz. Fitrelerimizle, zekatlarımızla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi sadakalarımızla destekleyeceğiz. Mümine Ramazan'da bu yakışır. Her zaman yakışır ama Ramazan'da daha bir yakışır. Ramazan aslında hocam bir de dediniz ya hani bu aylar da hani orucun sevabı olduğu gibi aslında diğer ibadetlerimizin de hani geri dönüşlerini daha fazla gördüğümüz bir ay değil mi? Hani o bereketiyle, rahmetiyle, mağfiretiyle aslında. O yüzden hani biraz daha hani bu hayırlarda yarışın ayeti var ya, onun gibi hani biz Ramazan'da biraz daha mı yarışmaya girmeliyiz? Bu yarışta kaybeden olmayacak. Onu bir bilelim ve yarışacağız. Bunu herkes olabildiğince hem elimizi taşın altına koyacağız hem gücümüzü olabildiğince zorlayacağız. Çünkü bir daha Ramazan'a gelemeyebiliriz. Evet. Yine başta söylediğimiz son olarak söylüyorum. Bu son Ramazan'ımız olabilir. Son verdiğimiz sadakalar, son verdiğimiz fitreler, son verdiğimiz zekatlar olabilir. Bu düşünceyle bu Ramazan'ı daha böyle bir coşkuyla, daha bir heyecanla geçirmek hem sizlere hem bizlere hem bizi izleyen kardeşlerimize nasip olur inşallah. Amin diyelim biz de bu güzel duaya hocam yayınımızın sonunda. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu bizler için. Yeniden böyle bizi bir sarsınız hocam, aklımıza getirdiniz aslında ne kadar önemli bir ay içerisinde olduğumuzu. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, böylelikle bir yayınımızı daha nihayete erdirmiş olduk. Ramazan'ı konuştuk. Nasıl mübarek, nasıl rahmet ve mağfiret dolu bir ay olduğunu idrak etmeye çalıştık. Bu güzel Ramazan günleri içerisinde bir kez daha yarın bizler yeniden buradayız. Saat 10.30'da sizinle buluşacağız. Ama bugün aynı zamanda yayınımız konusuyla birlikte musikisiyle de sizlerleydi, ekranlarınızdaydı. Ali Osman Alaca ve ekip arkadaşları bizlerle birlikte oldular bugün. Şimdi yine onlarla kapatacağız efendim. Güzel bir eserle bizimle birlikte olacaklar. Yarın tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Thank you.
aşk bir bahri.